Amerikan tarihinde yaşanan sivil savaşla ilgili genel değerlendirme yaptığım bir videoda Abraham Lincoln'ın savaşın sona ermesinden kısa bir süre önce suikaste uğramasının büyük bir talihsizlik olduğunu belirtmiştim. Bu söylediğim teknik olarak doğru olmasına rağmen bu videoda belirttiğim bu noktayı biraz daha açıklığa kavuşturmak istiyorum. Çünkü gerçekte Abraham Lincoln suikaste uğradığı zamanlarda Kuzey'in yani Birleşik Devletler'in savaşı kazanmaya çok yakın olduğunu biliyordu. Zira en önemli konfedere orduları halihazırda Kuzey birliklerine teslim olmuştu. Ancak savaş tam olarak sona ermemişti. Güney'in bazı bölgelerinde kısmi çatışmalar devam ediyordu. Eğer 9 Nisan 1865'e geri dönecek olursak, Appomattox Courthouse Savaşı'nı görürüz. Bu savaştan sonra konfedere orduları tamamen bozguna uğradı ve teslim olmak zorunda kaldı. Ve bu şahıs, buradaki kişi, Robert E. Lee'dir. Ve Lee, 9 Nisan 1865'te savaştan sonra Ulysses S. Grant'e teslim oldu. Bazı insanların bu noktada sıklıkla düştüğü hatalardan biri, ki ben de ilk öğrendiğimde aynı hataya düşmüştüm, Appomattox Courthouse'un teslim olmanın gerçekleştiği şehrin adı olduğunu düşünmesidir. Teslim olma Appomattox Courthouse'da yani bu şehirde gerçekleşmedi. Hatta buraya şehir bile denemez. Sadece birkaç binadan oluşan küçük bir kasaba denebilir. Teslim olma bu adamın yani Wilmer McLean'in evinde gerçekleşti. Bu adamın fotoğrafını göstermemin sebebi sahip olduğu önemli bir özelliğidir. Ya da şöyle diyelim, savaşla olan özel bağlantısıdır. Çünkü sivil savaş ilk olarak Virginia'da bulunan Manassas'taki bu adama ait topraklarda başladı. Bu topraklar da Kuzey Virginia'dadır. McLean Konfedere ordusuna yakınlık duyuyordu ve Kuzey Virginia'nın kuzey-güney sınırına yakın olmasından da hiç hoşnut değildi. Bu nedenle tüm eşyalarını ve ailesini alıp güneye, Virginia'nın orta bölgesinde olan Appomattox Courthouse kasabasına taşındı. Sivil savaşın en önemli ilk olayı yani resmen başlangıcı bu adamın mülkünde yaşandı. Ve en önemli son olayı yani teslim olma da yine taşındıktan sonra bu adamın evinde gerçekleşti. Ve tüm olup biten büyük bir tesadüf. Yani bu adam savaş alanının yanı başında öyle güzel bir eve sahipti ki herkes bu evin böylesine önemli bir savaşa son verilmesine en uygun yer olduğunu düşündü. Ama burada asıl önemli nokta 9 Nisan 1865 tarihinde Konfedere ordunun Birleşik Devletler ordusuna teslim olmasıdır. Ancak bunun sivil savaşın resmi sonu olmamasının sebebi güney bölgelerdeki aşağı yukarı 175 bin kişilik Konfedere birliklerinin hala savaşa devam etmesidir. Unutmayınız ki bu zaman diliminde telefon denilen şey yoktu. Yani anlık iletişim olanakları yoktu. Yani oradan bir komutan bir komutanı arayıp tamam artık buradakiler teslim oldu, biz burada zafer kazandık diyemiyordu. Dolayısıyla bu durumda savaşan bu birliklerin çoğu Konfedere ordunun Birleşik Devletler ordusuna teslim olduğundan haberdar bile değildi henüz. Ancak bu önemli teslim olma bir bakıma Lincoln suikastinin tetikleyicisi olmuştur. Çünkü bu dönemde birçok insan için Birleşik Devletler %99,9 zafer kazanmak üzereydi. Ya Konfedere birlikleri kendiliğinden teslim olacaktı ya da Birleşik Devletler güçleri onları teslim olmaya zorlayacaktı. 14 Nisan 1865'e gidecek olursak, Lincoln, Robert E. Lee'nin ordusunun teslim olduğunu ve zafere ulaşmanın an meselesi olduğunu biliyordu. Ancak buradaki adama dikkat edin. John Wilkes Booth. Bu adam Konfedericilerin davasını destekliyordu ve ona göre henüz her şey kaybedilmemişti. Konfedere davasının düştüğü durumu görüyordu ve yeniden toparlanmak için ya da Birleşik Devletler'den bağımsızlığı kazanmak için gözü kara bir şeyler yapılması gerektiğini düşünüyordu. Sonra birkaç arkadaşını toplayıp şunu söylüyor. Tek şansımız sadece Abraham Lincoln'e değil, başkan yardımcısı Andrew Johnson, Ulysses S. Grant ve eyalet sekreteri Seward'a suikast düzenlemektir aynı anda. Buradaki fikir, eğer başkan olma ihtimali olan herkese aynı anda suikast düzenlenirse, Birleşik Devletler'in yönetiminin büyük bir düzensizliğe düşecek olması ve böylelikle de bağımsızlığın kazanılması ya da en azından Birleşik Devletler'in ordusuna karşı yeniden çıkılabilmesini sağlayacak olması fikriydi. John Wilkes Booth ve diğer 3 kişi planlarını uygulamada tam olarak başarılı olamadılar. Seward yaralandı, yüzünden ve başka yerlerinden bıçak darbesi aldı ama öldürülemedi. Ve John Wilkes Booth suikasti gerçekleştirebilen tek kişi oldu.
14 Nisan 1865 tarihinde akşam saat 10'u biraz geçiyorken Abraham Lincoln Ford Tiyatrosu'nda bir oyun seyrediyordu. Bu sırada Abraham'ın bulunduğu kabini koruması gereken kişi orada değildi ve arkadaşlarıyla içki içiyordu. Ve bu tiyatroda görevli olan John Wilkes Booth, oyunda oynayan bir oyuncu kılığındaydı. Yani o tiyatroda oyuncu olarak görev yapıyordu ama suikast yapacağını kimse bilmiyordu. Oyun esnasında herkesin güldüğü ve alkışladığı bir anı seçti ve şöyle dedi. Biraz sonra ateş edeceğim. Bu sırada izleyiciler bunu oyunun bir parçası sandılar ya da belki hiç anlamadılar. Ve sonra da kaçıp gideceğim. Ve gerçekten de böyle yaptı. Saat 10'u biraz geçmişti ki Abraham Lincoln'u 14 Nisan 1865'te vurarak öldürdü. Ancak buradaki önemli nokta Abraham Lincoln, Robert E. Lee'nin ordusunun teslim alındığını suikaste kurban gittiği anda biliyordu. Dolayısıyla en azından savaşın gidişatı hakkında oldukça iyi hissediyordu.